Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Bu pazar gününde piyasaları bir analiz edelim ve daha sonrasında kanalımızda daha önce yapmadığımız bir şey yapacağız. Ve arkadaşlar sizlerle beraber en son videomuza gelmiş olan yorumlarınızı inceleyeceğiz ve cevaplayacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlayalım çünkü yorumlarımız bayağı bir fazla. Hemen analizimize Bitcoin'den başladığımız zaman şu anda güncel fiyatın 48.180 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bugün gördüğünüz gibi kırmızı bir mum bizleri karşılıyor. 47.000 dolarda destek noktamızın bulunduğunu, 51.200 6 dolarda da direnç noktamız bulunuyor. Bitcoin'de arkadaşlar bugün yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Özellikle hafta içlerinde bildiğiniz gibi Bitcoin'de daha sert hareketler görüyoruz. Hafta sonunda ise biraz daha stabil gidiyor. Akümüle olmaya doğru gidiyor. Bundan dolayı da hafta sonları artık birçoğunuz alışmışsınızdır. Hafta sonları piyasa öyle gibi bazı nadir günlerde sadece arkadaşlar sert hareketler bizleri karşılıyor. Hemen Ethereum'a bir bakalım. Ethereum'da 3426 dolarda aynı Bitcoin gibi arkadaşlar bizleri yine kırmızı bir mum karşılıyor Ethereum'da da. 3564 dolarda direnç noktamız 3232 dolarda da destek noktamızın bulunduğunu görüyoruz. Bitcoin'in dominansı da arkadaşlar bir düşüş var bugün yine. %41.71 seviyesinde Bitcoin dominansımız şu anda. %40.25'in altına inmeyi bekliyoruz şu anda dominans seviyesinde de. Arkadaşlar altcoin market cap'te de yine kırmızı bir mum bizlere karşılıyor. Bugün gördüğünüz gibi hep kırmızı mumlar. Bitcoin, Ethereum, dominans, altcoin market cap hepsinde kırmızı mumlar bizlere karşılıyor. Altcoin market cap'te 1 trilyon 267 milyar dolar seviyesindeyiz. Gerçekten altcoin market cap için güzel bir seviye. Eski zirvesi olan 1 trilyon 493 milyar doları geçmekse tek umudumuz altcoinlerde. Piyasa çok hızlı ilerledi. Bildiğiniz gibi çok hızlı çıkmıştı, geri düştü, tekrardan çıkışa geçti. Biraz akümüle olması gerekiyor. Çünkü sert hareketlerin sonuçları sert oluyor bildiğiniz gibi. Coin market cap'i de hemen bir inceleyelim arkadaşlar hızlıca. Komple market cap'in 2 trilyon 148 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 24 saat içerisinde en çok artış yapan coinlerden Cosmos'un 1. sırada, Revine'in 2. sırada, Omisigo'nun 3. sırada olduğunu görüyoruz. Son 24 saat içerisinde en çok düşüş yapan coinlerde de 1. sırada Ren, 2. sırada Torchain ve 3. sırada Phantom Coin'in bulunduğunu görüyoruz. Arkadaşlar dün bildiğiniz gibi bir videomuz vardı. Bu alt coinler çok kazandırır platform coinleri şeklinde 22 saat önce. Yani 24 saat olmadı da arkadaşlar videomuzun üzerinden geçen süre. Yani bir günü doldurmada çok güzel fiyatlanmalar geldi. Özellikle 5 coin'in 2 tanesinde çok güzel fiyatlanmalar geldi. Bunlarla ilgili arkadaşlar şimdi bir kesit izliyoruz sizlerle beraber dünkü videomuzda. Daha sonrasında videomuza devam edeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Starter kısaltması BSR şeklinde geçiyor. Bin starter coin'in de büyük borsalara girmesiyle bu fiyatlarını artık Hayal kalacağını düşünüyorum. En azından şu polka startının fiyatlarına çok çok yaklaşacaktır. Yani buradan 2x rahatlıkla söz konusu. Özellikle birkaç borsaya daha girerse Bin Starter'da arkadaşlar yeni idolar düzenleniyor ve Coin ne zaman piyasaya çıkmıştı? Ağustos'un 17'sinde piyasaya çıktı. Yani daha yeni bir coin. Ondan dolayı borsa listelemeleri bir gelsin. Daha sonrasında fiyatına tekrardan bakacağız. Fakat kaliteli bir coin ve kaliteli bir firma. Daha önce Bin Starter'ın ayrıca tanıtımını da yapmıştık, incelemesini de yapmıştık ve şu anda yollarına güzel şekilde devam finans, ediyorlar. Bu ve zamandan... ido ve ico piyasasına gerçekten bomba gibi girdi. Gayet hızlı girdiler ve şu anda arkadaşlar ICO Drop sitesinde neredeyse düzenlenen 3 IDO ve ICO'dan bir tanesi Pool Z borsasında düzenleniyor. Bundan dolayı da Pool de çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu coin'de çok çok yüksek beklentim var. Özellikle söylüyorum bir seneye kalmadan arkadaşlar bu coin'de çok yüksek beklentim söz konusu. Arkadaşlar video kestimizde de izlediğimiz gibi Bean Starter ve Pulse isimli coinlerde çok güzel artışlar geldi. Şimdi bir de güncel fiyatlarına bakalım. 22 saat önceki fiyatları videomuzda vermiştik. Şimdi arkadaşlar baktığımızda Bean Starter'ın 1.43 dolara yükseldiğini görüyoruz. Biraz daha yükselse neredeyse 2x'i yapıyorduk arkadaşlar bir günde. Baktığımızda fiyatsal olarak dünkü fiyat hareketinde 1.61 dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. Gerçekten çok güzel bir seviye. Bu yükseliş çok güzel bir yükseliş. 1.4 üçte işte de şu anda güncel fiyatı yani videomuz yayınlandıktan sonra %50'lik bir artış Yaşadı arkadaşlar Bean Starter Coin. Arkasından Pool Z Coin'de de güzel bir hareket geldi. Baktığımız zaman arkadaşlar dünkü zirvede 8.70 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Videomuzda 7 dolar seviyelerindeydi. Şu anda da güncel fiyat 8.14 dolar seviyesinde. Yani bir günde arkadaşlar çok ciddi karlar alan arkadaşlarımız oldu. Tebrik ediyorum değerlendirenleri de bu arada. Arkadaşlar şimdi videomuzun asıl konusuna geçelim. Yorumlarınıza hemen hızlıca bir bakalım. 119 yorumun hepsini arkadaşlar okuyabilmem mümkün değil. Bundan dolayı gözüme çarpanları okuyacağım içlerinden. Arkadaşlar belki de video yorumlarında en çok gelen soru MP'den haber var mı Osman hocam şeklinde bir soru var. Hemen MP ile ilgili de sizlere gelişmeleri söyleyeyim. Bildiğiniz gibi projenin yöneticilerinden Kamal isimli kişiyle bugün sabah arkadaşlar bir görüşme yaptım ve ile ilgili ekibin yoluna emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Yatırımcılar projemize çok kızgınlar dedi. Fakat biz yolumuzdan hiçbir şekilde dönmüyoruz ve dönmeyeceğiz dedi. Global reklamlar olacak mı şeklinde bir soru sordum. Global reklamların da arkadaşlar yakın zamanda büyük bir gelişme olacağını ve bu gelişmeyle beraber de reklamlara ağırlık vereceklerini söylediler. MP ile ilgili de arkadaşlar son gelişmeler bunlar. Şu anda 250 milyon adeti dolaşımda tutuyorlar ve fiyatsal olarak da şu anda Dip seviyelerde neredeyse ikko fiyatına yakın ileride güzel yerlere gelebilecek olan bir coin yani umudunuzu kaybettiniz mi hocam derseniz ben umudumu kaybetmedim. Sizler projeye çok kızgın olabilirsiniz. Bana çok kızgın olabilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var. Bizim kanalımızın ilk takipçileri MP coin'i ben verdiğimde arkadaşlar airdrop'tan verdim ve ön satıştan verdim. Alan kişiler çok ciddi karlar ettiler. Yani 15x gibi karlar aldılar. Tepeden giren kişiler şu anda zararda. Onlar da yakın zamanda inşallah arkadaşlar zararlarını kurtarırlar. smaxtan ilgili bir yorum gelmiş. Smax'ı iyi ki vermişsiniz. Proje ve takım çok başarılı. İleride çok zengin olacağız. İnşallah diyorum Suat bu yoruma da. Harikasın hızını kaybetme teşekkürler Cem. Baktığımda abim seni takip eden balinalar var sanırım fiyat pampladılar şeklinde söylemiş Ahmet. Evet arkadaşlar videomuzdan sonrasında Pool Z Coin'de fiyatlanma gelmeye başladı. Enpay ile ilgili tekrar bir yorum var. Pool tespitinin efsane olduğunu söyleyen bir arkadaşımız var. Tool Ape ile ilgili Ar Ape Coin arkadaşlar bildiğiniz gibi yine IDO düzenleyen bir platform. Onunla ilgili bir yorum gelmiş. Edip'ten takdir mesajı gelmiş. Hemen şuradan başka sorulara bir bakalım arkadaşlar. Mancoin'i alan pişman olmaz ileride şeklinde kanalımızda tanıtımı olmuştu. Bu arada arkadaşlar tanıtımı olduğunda Mancoin'in seviyesi düşüktü. Şu anda bile karda yani satan insanlar. Bazı kişiler bana diyor ki hocam Mancoin'i aldık çok zarardayız. Nasıl zararda olabiliyorsunuz? Tepeden aldıysan tabi zararda olursun. Ama videomuz yayınlandığında aldıysan eminim karda olman lazım yani şu anda mantıken. Ama tepeden alan kişiler de bana hocam zarardayız diyor. Ya yani benim videom yayınlandığı anda alınması gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında mesela tepeden alırsan o kısmını ben bilemiyorum. Ne kadar sürede kendisini geri toparlar. Bundan dolayı da arkadaşlar bana kızmanızın bir anlamı yok. İdo ve İko nedir bilmiyorum. Bir sonraki videolarında konuyu açarsan tabii ki bir sonraki videolarımızda konuyu açalım. Bean Starter çok iyi proje şeklinde bir yorum gelmiş. Teşekkürler gelmiş bol bol. Ben de sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu yorumları okumuyorum sanmayın. Hepsini okuyorum. Hocam sesiniz çok yankı yapıyor. Eskiden daha güzeldi. Süleyman şöyle söyleyebilirim. Stüdyo ortamına geçtiğimizden dolayı hafif yankı var. Bu sorunu da halledeceğiz inşallah en kısa zamanda. Süper yayın emeğine sağlık şeklinde. Fatih'in bir mesajı var. Bytedex borsası arkadaşlar işlemlerini yapıyor. Şu anda P2P borsasında ve CoinSpeed'de listeli kısaltması BEXT şeklinde geçiyor. O şekilde aratırsanız coin'i bulacaksınızdır. Pump'lar bir geçsin eski haline dönsün alırım belki yazmış Mustafa. Evet biraz yükseldi videodan sonrasında. Doğru diyor. Teşekkür edenler var. Student coin soranlar var arkadaşlar. Student coin de hemen bir inceleyelim sizlerle beraber student coin ile ilgili de arkadaşlar bana sık sık zaten bilgilendirme mailleri geliyor. Şu anda bir sıkıntı görünüyor. Projeyi ilerletiyorlar ama bunlar yeni projeler arkadaşlar bakın bunları bekletmeniz gerekiyor. Özellikle söylüyorum yani yeni projeleri çok yüklü yatırım yapmamanız gerekiyor ve uzun süre bekletmeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız tüm yatırımını coin'e yapıyorlar. Daha sonrasında da uzun süre beklemeleri gerektiği için dayanamıyorlar. Bundan dolayı özellikle bakın tekrardan ikaz ediyorum. Yeni olan projelerde özellikle IDO ve ICO olan projelerde bütün sermayenizi sakın coin'e girmeyin minimum miktarlarda alın. Yani üzülmeyeceğiniz miktarlarda alın. Mesela 10 dolarlık aldın. İleride 100 dolar oldu. 200 dolar oldu. Mutlu olursun yani. Karın senin sonuçta. Mancoin'i CEO'su ile konuşun. Bir şeyler yapsınlar. Battık resme şeklinde söyleyenler var. Arkadaşlar Manda yine az önce de açıklamasını yaptım zaten. Mancoin'i de açayım buradan. Fiyat olarak şu anda 0.069'da biz videomuzda verdiğimizde 0.02'ydi arkadaşlar. Yani bu coin yine şu anda 3 katı yüksek arkadaşlar. Bundan dolayı bu yorumlara dediğim gibi anlam veremiyorum. Enjin coin hakkında bilgi verir misiniz? Zaten önceki videolarımızda Enjin coin'i yorumlamıştık Abdülkadir. Casper coin'i vermiştiniz. Casper coin'i hala beklentim var. Binance borsasında listelenmesini bekliyorum. Puzya alacaktım. İzleyen direkt almış. Fiyatlanmış şeklinde. Saatin bir mesajı var. VRA coin sizin söylediğiniz günden beri düşüyor. Yok mu bir gelişme? VRA gelişmeleri arkadaşlar 30 Eylül'de olacak. Bunların coin'e yansıması da belli bir süre sürer tabii ki Gelişmelerden sonrasında. UJN'i niye hiç incelemiyorsun şeklinde bir inceleyebilirim arkadaşlar. Hoşumuza giderse videolarımızda yer verebilirim. GT token'ın tren kalkıyor. Evet 1.90 dolar da kanalımızda yer vermiştik. Şu anda GT token'da da çok güzel fiyatlanma var arkadaşlar. 5.28 dolarda yani iki katını geçti arkadaşlar kar seviyemiz. solanak radarınıza girer mi? İnceleyeceğim arkadaşlar Solanax'ı da. ios ne zaman yükselir? EOS'un airdrop'u 30 Eylül'de daha 11 gün var. Baktığımız zaman bir hanat yarışı izliyorum sandım o kadar hızlı konuşuyor ki. Mert şöyle söyleyeyim insanları sıkmamak için biraz hızlı yani vaktinizde fazla almamak için biraz hızlı videolar çekiyorum. MP ile ilgili yine bir soru gelmiş. DAO Maker BSC ağına geçti diye bir şey gelmiş. DAO Maker'ın şu anda bana gelen haberlerde BSC ağına geçti ile ilgili bir şey yoktu. Belki yanlış bilgi olabilir araştırmak lazım onu. Solanyum 50 cent iken bağırıyordum. Şu an 5 dolara yaklaştı şekilde yazan arkadaşlarımız var. Kar aldıysanız ne mutlu yani. Biz kanalımızda vermemiş olsak bile siz kendi yatırımınızdan kar alırsanız gayet güzeldir bu. Dent ve Bitcoin Diamond. Bitcoin Diamond kanalımız da vermemiştik arkadaşlar. Dentcoin de zaten sevdiğimiz projelerden birisi. Samsung'dan ortaklığımız var. Orhan abi yazmış. Alayım dedim pump yap şeklinde. Kanalımızın ilk takipçilerindendir kendisi. Orhan abi düşerse yer alınabilir o zaman. Baktığımızda Blockstack coin soranlar olmuş. Blockstack'te arkadaşlar yine güvendiğim sağlam projelerden. Özellikle Sekona'yı alan bir proje olması gayet güzel. Azerbaycan'dan yazan bir arkadaşımız var Farit isminde. Yeni çıkan Ikolarix coin'i hiç söylemediniz. Bir bakın yeni çıktı araştıracağım Farit. Eğer güzel bir proje ise kanalımızda yer veririz. Arkadaşlar bu arada kanalımızda reklam videoları ara ara yer almak zorunda. Çünkü niye? Bunlarla arkadaşlar kanalın giderleri karşılanıyor. Bu reklam coinlerinden alıp almamak tamamen sizin inisiyatifinizde. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız, İsterseniz o videoyu izlersiniz, isterseniz izlemezsiniz. Ama bunu şu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Reklam videolarında arkadaşlar kanalımızda mecburen olması gerekiyor. Şimdi hepiniz televizyonda izliyorsunuz. Televizyonda da reklamlar var. Kimse televizyona diyemiyor. Reklamları kaldır şeklinde. Reklamları kaldırmazlar. Çünkü kaldırırlarsa kanal batar arkadaşlar. Bizim kanalımızda o şekilde bir şey yok. Şükür ki dünyanın en büyük 3 borsasında referansta ciddi konumlardayız arkadaşlar. Dünya genelinde baktığımız zaman. Bundan dolayı kanalımızda reklamlar ufak tefek olmak zorunda. Çünkü kanalın giderleri oluyor. Karşılanması gereken giderleri oluyor. Bunlar için de mecburen reklamlara yer veriyoruz. Teşekkür edenler var. Trustpet arkadaşlar araştıracağım. Ido ve ikoyu soranlar var. Bununla ilgili de demek ki bir video çekmemiz gerekiyor. Ido ve ne olduğuna dair. BSR nasıl alınır? Pancake Swap'tan almanız gerekiyor. Ersin Başka borsada bulunmuyor. Alan arkadaşlarımız da olmuş demek ki, ki fiyat bayağı pahalandı. BSC PET'i söyleyenler var. Evet arkadaşlar dünkü 5 coin'in içerisinde BSC PET'te yer alabilecek coin'lerden bir tanesi kalite olarak gerçekten kaliteli coin. Şu anda GTO borsasında da listeli. Baktığımız zaman arkadaşlar ontolojiyi soranlar var. Ontoloji kendi sepetimde de bulunan favori coin'lerimden bir tanesi. Hidra'yı soranlar var. Hidra'yı da inceleyeceğim. Yorumlara çok hızlı şekilde bir değindik. Umarım kafanızdaki soru işaretlerinin bazıları gitmiştir. Artık böyle 2 haftada bir arkadaşlar seçmiş olduğumuz bir videonun altındaki yorumlardan sizlerin yorumlarını tek tek cevaplayacağım. Bu şekilde de yorumlara ilgi gelmediğini düşünmemiş olursunuz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşça kalın, mutlu pazarlar.